Buyuruyor ki Selman radıyallahu anh, şu insanlara hayret ederim diyor. Şu insanlara şaşarım, taaccüp ederim ki ölüm enselerinde Azrail aleyhisselamın ne zaman tokatı vuracağı, ne zaman karşımıza çıkacağı belli değil. Ama ölüm bize çok yakın. Hal böyleyken insanın dünyaya, geçici heveslerine, geçici nimetlerine, geçici güzelliklerine aldanarak ebedi bir ahiret hayatını tehir etmesi, umursamaması, ötelemesi, ihmal etmesi şaşılacak bir hadisedir. Ölüm ensenizde. Azrail'le ne zaman karşılaşacağınız belli değil. Siz hala dünyada uzun emeller, hesaplar, planlar içerisindesiniz. Bu çok hayra alamet değil. Şaşılacak, hayret edilecek, aklı başında insanın yapacağı bir davranış değil diyor Selman radıyallahu anh. Sonra devamında buyuruyor ki, Allah Azze ve Celle bizi gözetip murakabe ettiğini, yaptığımız her şeyden haberdar olduğunu, Allah bizi biliyor, bizi görüyor, bizden haberdar ve gün gelecek, bizi hesaba çekecek, buna inandığı halde Allah Teala'nın bizi gözettiğini, Mevla Teala'nın murakabesinde bir hayat yaşayıp ahirette de yaptıklarımızın hesabını vereceğimize inandığı halde bir Müslümanın hayatı, ömrü, vakti ki en büyük sermaye zamandır, bu sermayeyi oyunla, eğlenceyle, gaflet içerisinde boş heba etmesi şaşılacak şeydir diyor. Tek bir sermayesi var insanoğlunun, o da ömür. Bu ömrü Cenab-ı Hak sana tabiri caizse sayı ile verdi. Vakti geldiğinde de Mevla bu hayatın hesabını sana soracağını bildirdi ve sen inandın, kabul ettin. Allah'ın gözetimi, murakabesi, ilmi, iradesi efendim altında yaşadığını biliyorsun. Yaptığın her şey kayda alınıyor, onu da biliyorsun. Hal böyleyken insanın gaflet içerisinde vaktini oyun eğlenceyle heba etmesi, filmle, diziyle bir koca ömrü bitirmesi aklı başında insanın yapacağı şey değildir diyor Selman radıyallahu anh. Rabbim Teala bize de bu manada bu gaflet uykusundan uyanmayı nasip eylesin diyelim. Ve üç, Selman radıyallahu anh diyor ki, yarın ahirette Allah Teala'nın huzurunda Mevla'nın rızasına mı müstehaktır, yoksa gazabına mı müstehaktır? Allah ondan razı mıdır, değil midir? Bilmediği halde yarın gideceği yer cennet midir, cehennem midir? Bilmediği halde insanın bu dünyada katıla katıla kahkaha ile gülmesine ona da hayret ediyorum diyor. Neyine gülüyorsun? Nasıl gülebiliyorsun? Sonundan emin değilsin. Allah senden razı mı? Bilmiyorsun. Cehennemlik misin? Onu da bilmiyorsun. Bunu bilmeyen bir insanın dünyada bu kadar rahat ve bu kadar gülebilmesi hayret diyor Selman radıyallahu anh.